resmi maçlarda attığı 8. gol Nani'nin. Bir kez daha izliyoruz. Önünü çok iyi boşalttı ve çok sert vuruyor. Müthiş Kadıköy'de var. Fenerbahçe 1 Antalya Spor 0 gol Nani. Ölçüp biçip hesaplayıp kaleye gönderiyor Nani. Bu tip baskıdan kurtulup defansın üzerine gittiğiniz zaman defans da çok açıkçası ne yapacağını bilemiyor. Burada Antalya Sporlu Çiko kenara mı gideyim, Nani'nin üzerine mi gideyim diye düşündüğünde arada bir 5-6 metrelik mesafeyi kaybetti. Zaten o da vuruş mesafesinde kaldıkları için uzak noktada oldu. Aslında çok iyi vurdu. İyiymiş yani ama o bölgelerde bu kadar rakipte etkili ayak varsa gol yapmayacaksınız. Bu arada Nani kullandı korneri. Cezanın dışına doğru Şener şut aldı. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. 2-0. Gerçekten müthiş vurdu. Son derece klas bir gol. Şener'den müthiş bir vuruş. Fenerbahçe 2-0 önde Antalyaspor karşısında. Gerçekten çok güzel bir gol. Bilemiyorum hocam, hani şu ana kadar değil mi? Ligde de bakıyorum şöyle hafızamı. Bu son zamanlarda gördüğümüz en güzel gol. Ya hiç tartışmasız o topa, önlerden gelen o topa, hareketli topa bu kadar düzgün, bu kadar uzak mesafeden vurulup atılan golleri öyle futbolda çok fazla göremezsiniz. Hakikaten inanılmaz bir gol. Şener de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü böyle atıyor. Hakikaten çok şık bir buluş. İki güzel gol İstanbul'da. Müthiş gol. Fenerbahçe 2 Antalya Spor 0. Herhalde önce Nani sonra Şener. Herhalde bir 35 metre civarı vardı değil mi? Yani 30 metrenin üstüydü. Başında golü buluyor Van Persie. Büyük 3-0. Ya çok büyük bir golcü. Kalecinin önüne hareketlenip kaleciler önce savunma oyuncusuyla Emboli'nin arasından kafayı vurdu. Çok iyi hissetmiş. İyi hissetmiş. Tabii orada Emboli'nin hatalı çıkması da var. Ama Van Persie hava toplarında da çok etkili ve başarılı bir oyuncu. Yani yıllardır attığı bu tarz golleri çok izledik biz. Çok uzun boylu olmamasına, çok iri yapısı... İkinci yarının başında golü buluyor. Van Persie şimdi ortaladı. Kapı vuruşu kendi kalesine. Kendi kalesine attı. Kalecinin önüne hareketlenip kaleciden önce savunma oyuncusuyla Emboli'nin arasından kafayı vurdu. Müthiş bir orta geldi açıkçası. Orada Kovacic çok iyi hissediyor. İyi hissetmiş. Tabii orada Emboli'nin hatalı çıkması da var. Ama bakıyorsun hava toplarında da çok etkili ve başarılı bir oyuncu. Yani yıllardır attığı bu tarz golleri çok izledik. Çok uzun boylu olmamasına, çok iri yapılabilmesine rağmen hava toplarında da çok etkili. Antalya Spor'un da çok açık bir futbol tercih etmesi de bunda rol oynamış olabilir ama hakikaten çok şeydi. Diego. Caner mükemmel gösterdi. Bakın pozisyona. Sezer. Kovacic orada. İki oyuncu var karşısında. Sezer.